Sen kameraya mı bakıyorsun bu arada? Hiç bilmiyorum. Ben bir abiye bakayım, bir kameraya bakayım. Bir Oğuzcan'a bakayım. Ne? Ben evden çıkmıyorum ya. Buna bir Neşe Hoca butonu da ekleyemiyor muyuz mesela? Tehlikeli sorular. Evet. Aramızı bozacağız. Evet. Kavga mı edelim? <yedin? gülüyor> Merhaba. Geleneksel A-Store röportajlarına hoş geldiniz. Bugün sizinle böyle interaktif bir şey yapacağız. Hangimiz daha nokta nokta gibi bir şey yapacağız. Ne? Ne? Nasıl yani? Ben evden çıkmıyorum ya. Sen daha sosyalsin. Hayır değilim. Asla böyle değil. Sen sosyalsin. Tamam. Birbirimizi övmeye gelmişiz. Ya ben mi? Ama dışarıya çok... karşı mı olan? Evet. O zaman dışarıya tamam. Karşı sen daha şey. Sen daha sıcak kalmışsın ona. Ha, teşekkür ederim. Bizlere karşı. Ben. Sever doğru oldu. Ben dinlerim. Ben uyuyandım çünkü ben. Ben dersi kaynatmam ya. Ben dinlerim. Ben uyuyor olurdum. O zaman bu soru tamam. Evet, yok. Beni kaynatayım ki insanların öğrenmesini engel ol. Ben uyurum. Doğru. Sen misin? Ben çekerim. Tamam. Yok, senin fikrin oysa? Bilmiyorum ki ama senin ben nasıl çekerim? Çekerim. Ben de çekerim canım. Çekerim koptu. Ben de. İyi o zaman. Tamam, ikimiz ama de. Ama ikisi de yoksa. Şöyle bak, şöyle yapalım olur. Şöyle yapalım, evet. Tembel. Kötü bir şey. Tembellik bize yakışmaz, evet. Ama başka bir buton olsun. Evet. Şöyle. Demek istiyorum. Ben de diyeyim, hadi. Ben filtre yapmıyorum. Demek istiyorum. Ben de hiç bilmiyorum ama ben. Hani filtrenin face'i yok bende. Ha, ben Paris yapıyorum. Ben yukarıdaki tamam. Güneşe basıyorum. 25'e çık. Bitti. Biraz ışık. Kafi. Tamam. Ben imkansız. Hayır bu da ama bak bu arada yani. Bu hani depresyon böyle ağır depresyon değil. Biz yani. Değil. Daha daha depresifim o. Kim daha negatife yakın olabilir gibi. Demin, daha bu arada kim de daha iyi şeydi dedik. Onu da beni gösterdi. Şimdi bunu da beni gösterdi. Ama ikisi de olabilir sende. Evet. Olamaz mı? Tamam. Anlaştık. Veriyorum cevabımı. İkimiz de nasılız yine güzel. Bak, çok göstermekte. Bunlar de enteresan sorular. Yani %51'e 49 bizde. Hani böyle kalıyor musun? Evet. Ben de şimdi hırslıyımdır ama yazgı da çok hırslıdır yani. Yine ama böyle ben de o çok zaman. Hırslıyım. Yani. Böyle. Ama yazgı da hırslıdır yani. Örf ve adetlere bağlı olaraktan mı diyorsun? Bilemedim ya ben. Okey. Hayır. Ben mi? Bence sen. Ben o depresyonmuş, melankoliç kıyısından geçmediğini tahmin tamam. ediyorum. Seni bir tık daha, sen de öyle değilsin ama tamam. bir tık daha oraya yatkın olabilir misin? Olur. Aa, ben... ayağı sakat şu evet, an. Ayağım düştüm geçen yine sette. Düştü yani o kadar sakat. Ayağım yani. Burkuk şu bu konuda an. Bunu hiç yok gözümde, onu silelim. Onu. İki tarafta şeyde. Yazgı burada. Sürekli sakallıkta düşüyorum. Sakallıkta evet yazgı. Hayır öyle demeyelim tabii ki. Umur. O kadar uzun sürüyor ki yani. Ya, tamam hadi. Hayır yani. Hadi geç şu sorular hadi. Hiç saçın derdi bitmiyor yani sürekli saçına bakıyor. Saç uzun ben bu yüzden kestirmek istiyorum zaten. Saç uzun olduğu için bir rüzgarda benim garip bir hale geliyor. İstiyorum ki kısa bir saçım olsun hiç dokunmuyor. Hayır yani. Mesleki deformasyon. Uzun diyorum. Daha güzel ya. İşim gereği yaptığım bir durum ama teşekkür ederim aradaki iltifatta. Yani şey böyle dediğim gibi işe etkileyen bir şey var. Mesela sokakta ya da evde hiç bununla uğraşmam saçımla ama iş sırasında... Saç bizim böyle çok karakterin şeyi gibi geliyor bana, bir parçası gibi. O yüzden ister istemez uzun sürüyor. Yazgıdır herhalde. Değil mi? Bilemedim ya. Ben hep seni Asiye gördüğüm için bilmiyorum. Bir tane İsmail Koçan'ın altında şey var. Var mı ayakkabıların? Bilmiyorum. Senin vardır. Olabilir. Kadınların daha çok ayakkabısı var. Ya. Bir tane koşu ayakkabım var. Yıkayıp yıkayıp. Unutmam. Unutmam. Bence yazgı. Ben değilim o yüzden seni gösteriyorum. Yani sen öyle olduğun için değil. Ben affedici olmadığım için kendisi. Olabilir. Öyle düşünüyorum. Yo ama bilinmiyor gibi sanki. Yani ya. Çok iyi değil de. Daha şey geliyor kulağa. Sen yapıyor musun yani? Senden iyi yapıyorum. Öyle midir? Ben bir ara çok yarışma falanından dolayı çok yemek yaptığımdan ötürü biliyorum. Bilemedim. Düşündüm. Ama sizde de boşnak bir şeyler mi var? Arnavut ya. Çok özür dilerim. Miraç abla beni öldürdü. Yazgı. Hatta buraya Miraç abla yazmış. Hangi anlamda? Şimdi Onur hiç abur cubur falan yemez. Çok iyi beslenir ama
Ben de sağlıksız şeyler yerim. Abur cubur yerim. Hangi anlamda? Doğru. Ama ben çok daha de... çok yemek yiyorum ama pis boğazlık anlamındaysa evet. Yazlı da oluyor. Çok arada soruyor abi. Evet gerçekten. %50 bir tutuk. Evet. Şöyle yine. Aynen. Oo, ayıp ettim şimdi. Sordum diye şöyle. Evet. Doğru tahmin. Bakmadan doğru gidiyoruz. Doğru. Ben gece 3'ten sonra çok fena oluyorum yani. Denklim bitiyor. O mesela uykusu geliyor falan ben konuşmaya başlıyorum, evet, gülmeye evet. Başlıyorum ve deliriyorum falan. 3'ten sonra gözüyüm. Aynen bizde onlar yok. Tehlikeli sorular. Evet. Aramızı bozmuşsun böyle. Kavga mı verelim? Bilemedim. İkimiz de zekiyiz canım. Farklı şeylerde, kategorilerde. Yani, doğru kategori zenginlerinden devam ediyor. Sağ ol. Olur yani. Bayağı hem de. Güllü'ye tutuğum bu ara. Deli gibi bir diyet yapacağız. Fanlar başlatmış şimdi. Güllü'ye kadar ulaştı muhabbet. Tabii tabii. Yakındır hayırlısı bakalım. Evet. Evet, yine doğru gidiyor. Umur yazıyormuş gibi bakıyorsun bana. O da çok ortak ya. Ama sen de senin çok... kedin var diye. Hı, doğru, seni aynen. Gösterdim. Böyle yapalım. Oo. Kendim gösteriyorum ben. En güvenilir benim. Hayır benim. Ben güvenilirim yani. Yani ben de güvenilirim ama şimdi öyle bir ben güvenilirim diyorsun şimdi benim ki bir... sen güvenilir değilsin gibi. Hayır ama benim tipime bakınca yani insan bana güvenilir. Benim ama daha ama da... sen de baby face. Evet. Güvenilir bize ben bence. Ben de pamuk şeker gibiyim baksana. Ama şu an bir de makyajım var. Evet. Güven vermiyor muyum şu an? Baby face olmuş sana güvenilir evet. Yani. Sakallıyken daha az güvenilir diyeyim sakalsız. Evet veya daha sadece güvenilir. Bıyıklıyken belki. Güvenilir bize evet. Ben derim kendime yani. Ama yazgı da çok takıntı. Biz acaba o çok benzediğimiz için bazı evet. Karakter özelliklerinden dolayı mı seçemiyoruz şu an? Olabilir ikimiz de ya. Takıntılı evet, insanlarız. Evet yani 10 tanesinin takıntılıyız. Evet kesinlikle takıntılıyız. Onda da yazgı okuyor bende. Ona da onun daha çok vakti var bunlara gibi hissediyorum ben. Evde olduğum için. Ben de arkadaşlarımla olduğum için vakit kalmıyor. Demin sosyal değilim diyordun. Ama sosyallik dışarıdaki sosyallik. Tamam. Diye algılamıştım ben. Tutarsız mı oldu? Evet. Bilmiyorum, basit seni sorar mısın? Soruyorum. Sor. Hangimiz daha sinirliyiz? Yine öyle bir şey sordun ki bize. Evet işte. Patlayan iki şey. Yani ben de sinirli olmamaya çalıştığımdan ötürü sen artık daha sinirlisin. Diye. Ben de sen diyorum. Yani son yılları baz almadansa ben. Son yılları baz alırsak sen gibi düşünüyorum. Ben İki yıldır ben de sinir, öfke hiçbir şey yok. Mis gibi. Tamam, sen sor şimdi. Hangimiz daha sabırlı bilmiyor bana? Tahammül seviyesi tabii yüksek. Tabii ki sen. Ben inanılmaz sabırsız bir insanım. Galiba ben olurum burada, evet. Hiç sabrım yok. Biliyoruz, uzun zamandır bunu bekliyorsunuz. Evet. Biz de uzun zamandır bunu istiyoruz. Sonunda kavuştuk. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Evet, umarım. Hoşçakalın. Bizi izlerken keyif almışsınızdır. Çünkü biz çekerken çok keyif aldık. Hashtag Astor. Bay bay. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.